Şu an çok kalabalık ve o kadar da büyük olmayan Stanza della Segnatura salonundayız. Sadece insanlarla değil, resimlerle de dolu. Rafael'in freskerine bakıyoruz. Yüksek Rönesans döneminde birkaç bina yakındaki Sistina Şapeli'nde Michelangelo'nun freskeriyle aynı zamanda yapılmış. Burası aslen Papa'nın yaşadığı, Papalığa ait dairelerin bir parçası olan kütüphaneydi. 16. yüzyılın başında bu odanın nasıl görünebileceğini bu insanlar olmadan ve duvarın alt kısmının kitaplarla dolu olduğunu bir hayal edin. Tabi son derece sessiz olduğunu da hayal edin. Ve öğrenmek için bulunduğunuz bu mekanda Rafael'in odanın dört duvarında yaptığı beşeri bilimlerin dört dalını resmeden freskerini görebiliyorsunuz. Ne harika bir şey. Bu duvarda felsefe var. O dönemde felsefe bugün bilim olarak adlandırdığımız dalları da içerirdi. Karşısındaki duvarda teoloji var. Bu tanrıyla ve dinle alakalı demek. Yani ilahiyat. Diğer iki duvarda da şiir ve adalet var. Beşerî bilimlerin bu dört dalı tavanda gördüğümüz alegorik figürlerle de sembolize edilmiş. Michelangelo'nun birkaç bina yanda olduğu çok belli. Rafael belli ki Michelangelo'nun Sistina Şapeli'nin tavanındaki figürlerden esinlenmiş. Özellikle de peygamberler ve sibillerden. Yüksek Rönesans'ta ne muhteşem bir an. Bunların hepsi bu görevi veren Papa II. Julius sayesinde. Teolojinin beşeri bilimlerle eşit olarak sunulmuş olmasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu, kilise tarihinde son derece özgürlükçü bir an. Hümanist ve klasik öğretinin kilise öğretisiyle birleştiği bir dönem. Felsefeyi temsil eden Atina okulu, freskinin merkezinde antik dönemin en önemli iki filozofu yer alıyor. Platon ve Aristoteles, Onların etrafında ise ilk çağın diğer düşünür, filozof ve matematikçileri var. Aslında bilinen bütün önemli kişiler burada. Ama biz ortadaki ikisiyle başlayalım. Platon'u Aristoteles'ten ayırabiliriz. Çünkü Platon daha yaşlı. Platon Aristoteles'in öğretmeniydi. Elinde kendi kitaplarından biri var. Timaeus. Aristoteles de kendi kitabı Etika'yı elinde tutuyor. Kitaplar bu iki adamın birbirine zıt felsefelerini temsil ediyor. Platon daha çok görünemeyen, uhrevi olanla, teorik olanla ilgileniyordu. Ve bu resimde de onu yukarıyı işaret ederken görüyoruz. Görünen dünyanın nihai gerçek olmadığı düşüncesi, matematiğe, saf düşünceye dayalı bir dünyanın da olması ve bunun yaşadığımız günlük hayattan çok daha gerçek olduğu düşüncesi. Diğer taraftan öğrencisi Aristoteles dikkatini Görünen, fiziksel ve gerçek olana veriyor. Dikkat ederseniz Aristoteles avcuyla aşağıya işaret ediyor ve diyor ki Hayır hayır, asıl burada olanla ilgilenelim. Dünyada görebildiğimiz ve gözlemleyebildiğimizde. Aslında her birinin giydiği renklere bakarsanız yine bu ayrılığı görebilirsiniz. Platon kırmızı ve mor giymiş. Mor göğe, havaya atıfta bulunurken kırmızı da ateşe atıfta bulunuyor. Her ikisinin de ağırlığı yok. Aristoteles de mavi ve kahverengi giyiyor. Bunlar da suyun ve toprağın rengi ve her ikisinin de bir ağırlığı var. Platon ve Aristoteles'in her iki tarafındaki filozoflar da bu ayrımı devam ettiriyorlar. Platon'un tarafındaki filozoflar ideal olan nedir sorusuyla ilgileniyorlar. Örneğin sol alt tarafta Pisagor'u görüyoruz. Antik dönemin bu önemli matematikçisi müzikte ve matematikte uyum kurallarını bulmuştu. Gördüğümüz gerçeği aşan bir başka gerçek olduğu düşüncesini savunuyordu. Onunla karşılaştırabileceğimiz sağda alt köşede geometriyle özdeşleştirilen öklid var. Resimde de bazı hevesli öğrenciler için bir geometrik diyagram çiziyor. O da ölçüyle yani uygulanabilir olanla ilgilenmiştir. Öklid, Rafael'in bir arkadaşı model alınarak yapılmış. Büyük mimar Bramante. Papa Julius'un yeni bir St. Peter Katedrali için başvurduğu kişi. Bence onun öklid olarak reenkarnasyonu da uygun olmuş. Çünkü Bramante'nin St. Peter Katedrali için yaptığı tasarımda dairelerden ve karelerden oluşan mükemmel bir geometri var. Aynı zamanda Rafael'in Atina okulu için resmettiği yapıda da bu çok belirgin. Buradaki mimari son derece Bramante tarzı. Tabii ayrıca Antikroma tarzını da görüyoruz. Kare süslemeli beşik tonoz, duvara bitişik sütunlar. Burası içindeki figürleri yükselten bir mekan. Ayrıca nişlerde klasik heykelden de örnekler görüyoruz. Solda Platon'un tarafında Apollon var. Güneş, müzik ve şiir tanrısı. Platonik düşünceye uygun. Buna karşı sağda Athena var. Savaş ve bilgelik tanrıçası ve muhtemelen insanların fiili işlerine de daha uygun. Tüm bunlar bu yer, bana bilginin otorite tarafından bastırıldığı ve insanların bunu kabullenmek zorunda kaldığı Orta Çağ'ın tam tersi gibi geliyor. Burada Papalığa ait tarihlerin duvarında bilgi paylaşımını, bilgi birikiminin tarihsel gelişimini son derece estetik bir şekilde hareket eden bedenleriyle içten gelen bilgilik ve bilginin zarafetini yansıtan figürleri görüyoruz. Dikkat ederseniz Rafael burada hiç kimsenin adını yazmamış. Kimliklerini belli eden tek şey Platon ve Aristoteles'in taşıdıkları kitaplar. Yani bu figürlerin kim olduğunu hareketlerinden ve kıyafetlerinden anlamak zorundayız. Ressam iki grubu sağda ve solda olmak üzere ayırmış. Orta ön alan son derece boş. Bunun bir takım nedenleri var. Her şeyden önce Alt kısımdaki çizgisel perspektifin resmin üst tarafındaki güçlü dik açıyla dengede olmasını istemiş. Ayrıca Platon ve Aristoteles'in merdivenlerden inerken ilerleyebilmesi için yol açmak istemiş. Orta ön planda birkaç figür de var. Diyojen ve ne ilginçtir ki ilk çağ filozofu Heraklitos. Kendi başına sessizce düşünüyor ve yazıyor. Bu resimdeki figürlerin pek çoğu başkalarıyla etkileşim halinde. Ama bu adam değil kendi düşüncelerinde kaybolmuş gibi görünüyor. Bir mermer blok üzerinde yazıyor. Fiziksel özellikleri yalnız ve düşünceli kişiliğiyle bilinen Michelangelo'yu andırıyor. Rafael burada onu resmederken Sistina Şapeli'nin tavanındaki İşaya peygamberin pozunu esas almış. Gerçi İşaya yukarı doğru bakarken Michelangelo'nun Heraklitos'u kararlı bir şekilde aşağıya bakıyor. Rafael'in büyük sanatçı Michelangelo'ya bu şekilde her şeyin aklına inanan filozof Heraklitos kimliğinde saygı duruşunda bulunması çok ilginç. Heraklitos figürü aslında sonradan eklenmiş. Rafael fres bittikten sonra biraz ıslak sıva ilave ederek bu figürü yapmış. Burada Raphael'in kendini de resme dahil ettiğini söylemeliyim. Buradaki doğrudan bize bakan siyah şapkalı genç adam. Ve bütün zamanların en önemli gök bilimcilerinin arasında duruyor. Gezegenlerin hareketleri hakkında teoriler üreten Batlamyus ve elindeki gök küreyi tutan Zerdüş. Burada ressamı bir zanaatkar olarak gören ortaçağ düşüncesinden son derece uzaktayız. Burada ressam bu önemli düşünceleri ifade edebilen tarihteki en büyük düşünürlerle eşit seviyede bir entelektüel olarak görülüyor. Resimde düzinelerce figür var ve hiçbir şekilde bir tutukluk ya da tekrarlama yok. Rafael, Leonardo'nun son akşam yemeğinde yaptığı gibi figürleri gruplara ayırmış. Her bir figür bir başkasının üstüne geliyor ve başkalarının arasında kolayca hareket ediyor. Benim en sevdiğim iki figür Öklid'in tam arkasında. Birincisi duvara dayanarak bacak bacak üstüne atmış ve aceleyle notlar alıyor. Diğeri de ona doğru eğilerek seyrediyor. Orada harika bir içtenlik hissi var Bence bu sahneyi herhangi bir üniversitenin koridorlarında yürürken görebilirsiniz. Figürlerin serbest hareket etmeleri için mimari yapıda perspektif son derece titiz bir şekilde kullanılıyor. Dik açıları döşemelerde ya da pervazlarda arkaya doğru uzaklaşırken takip edebilirsiniz. Buradaki mekan algısı inanılmaz. Yunan menderes deseninin mekanda nasıl da geriye doğru gidiyormuş gibi göründüğüne bakın. İlginç olan eğer bu mimari yapı herhangi bir antik geleneğe dayanıyorsa bu Yunan değil Roma geleneği. Yunanlılar bu şekilde beşik tonos kullanmazlardı. Bramante, Rafael ve Michelangelo yakınlardaki Karakalla hamamlarını ya da Maxentius ve Konstantin Bazilikasını görebiliyorlardı. Şehrin her tarafında Rafael'in burada yaptığına benzeyen Roma mimarisi kalıntıları vardı. Burada Büyük pagan düşünürlerinin mabedini kutlamaları çok sıra dışı. Bu adamların hiçbiri Hristiyan değil. Atina Okulu'nun tam karşısındaki kısaca disputa olarak bilinen freske kısaca bir göz atalım. Bu fresk teolojiyi, ilahiyat çalışmalarını tasvir ediyor. Buradaki figürler de göksel ve bu dünyaya ait olarak ikiye ayrılmış. Üst tarafa yakın cennet kubbesi altında Tanrı'yı görüyoruz. Onun altında tüm bedeni çevreleyen hale içinde İsa var. Sağ tarafında Meryem, sol tarafında vaftizci Yahya bulunuyor. Hemen aşağısında altın disk üzerinde bir güvercin var. Bu da kutsal ruh. Böylece üçü hep birlikte tesisi oluşturuyor. Güvercinin iki tarafında dört incil bulunuyor. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. İsa'nın hayat hikayesini anlatıyorlar. Bulutlardan oluşan harika sıranın üzerinde peygamberler ve azizler oturuyor. Onları tanıyabiliyoruz. Örneğin Musa on emri tutuyor. Ve alt tarafta bir başka daire içinde ise ayin esnasında mucizevi bir şekilde İsa'nın bedenine dönüşen ekmek var. Yani ekmek cennet ve bu dünya arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Bu freskte cennetin ve dünyanın nasıl ayrıldığını ve o bağlantının ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Alttaki figürler ise papalar, başrahipler, kardinaller ve çeşitli dini mezheplerin üyeleri. Ayrıca kilise babaları ve büyük orta çağ şairi Dante'yi de tanıyabiliriz. Freskin alt tarafındaki figürlerin ilahi bilgiye, ekmeğin mucizesi aracılığıyla ulaştığını anlayabiliyoruz. Her iki uçtaki figürler bu ilahi bilgiden uzağa doğru gidiyormuş gibi görünüyorlar. Ama onları da döndürerek geri getirmeye çalışıyorlar. İşte Stanza della Senyatura salonu Papa II. Julius'un kütüphanesi, beşeri bilimlerin tüm yönlerinin kutlandığı bir yer.